Merhaba arkadaşlar, ben Semiz Otu. Bugün yepyeni bir rehber videosu da karşınızdayız. Bugün sizlerin çok sorduğu camdan nasıl atlanır, sıfırlama mesafesi nedir gibi soruların yani temel olarak bunların üstüne duracağız. Ama ekstra birkaç daha bilgi vermek istiyorum. Bunlarla ilgili genel kısa bir video çekmek istedik. Çünkü çok fazla Twitch yayınlarında sorular geldi bununla ilgili. Bunları size kısaca gösterip sizler için yararlı bir bilgi sağlamak istiyorum. Giriş kısmını çok da uzatmadan hemen videoya geçmek istiyorum. Yanımda Chitos var. Chikoku. Herkesin tanıdığı diyeyim artık. Meşhur Ghost Chitos var. Chitos'ta oyuna girdik. İlk başta hemen hızlı silahlarımızı falan bulduk. Camı olan bir eve geçsene. Sağda bir ev var. Chitos'u çok. Burası mı? Sağda arkanda. Orasının camı var da orası olmaz. Arkada iki katların birine geç. Orası değil. Sağ arka. İst. Sağ dedikçe sağa dönmüyor. Bizimkilerin böyle sıkıntıları var. Sağ solda biraz zorlanıyoruz. Hay şansına ya. Tamam, salsana arabayı, salsa. Sal. Bu ara bu camdan nasıl atlayacağız bir söylesene. Arkadaşlar bu camlardan atlanmıyor çünkü bu camlarda Deneyeceğim. parmaklık var. Bu camlarda parmaklık var ama itemlerimizi bulup ayarlayana kadar da gazdan ölmeyelim diye ufaktan seyfe doğru gittik. Önce şöyle bir camdan atlayıp göstereyim. Sonra da nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Şu mantar bizim işimizi bu konuda görür. Bu arada benzinimiz yok. Bug'e geçelim arkadaşlar. Gerçi çok da bug'e geçmemize gerek yok da. Arkadaşlar örnek veriyorum. Şimdi mantardasınız. Tamam mı? Kapattık Alper'in yüzüne. Mantardasınız. Sıkıştığınız kapıyı tutuyorlar. Hemen şu şekilde geliyorsunuz. Hop camdan geçiyorsunuz. Pusanları vurdunuz. Çok güzel bir taktik. Çok pratik olabiliyor bazı durumlarda. İşte özellikle militeride ve özellikle militeride ve okulda militeride özellikle şu binalarda ve okulda nerede okulumuz? School. Yani kil kasmak isteyen arkadaşların buna çok ihtiyacı var. Bunu pratik bir şekilde yapmaları lazım. Düştüğünüz zaman silah bulamıyorsunuz. Tık bir camdan girip bir camdan çıkıp bir camdan girip bir camdan çıkıp hem odaları daha hızlı işte gezip hem de arkanızdaki adamları daha hızlı doşlamanız lazım. Bu tarz durumlarda bunu çok hızlı yapıyor olmanız lazım. Yani buraya geldiğiniz böyle tık diye geçemezseniz arkanızdaki mesela Alperen arkamda, tamam mı? Geliyor şimdi. Hemen tık kapıyı kapattım, blokladım. Ama ne oldu? Kaldım mesela. Zıplayamadım, tamam mı? Kaldım böyle. Bunun ortasından falan zıplayamazsınız bu arada. Takılırsınız. Onlara dikkat etmeniz lazım. Aman diyeyim yapmayın. Yani bunun ortasında kalırsanız olmaz. Şöyle camı ortalıyorsunuz abi. Dikine gelip zıplıyorsunuz. Alperen sen şu arabayı sür. Ben de arkadaşlarına nasıl yapabileceklerini şöyle göstereyim. Safety'de sıfırlama mesafesi göstereceğim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunu direkt olarak oyun ayarları içerisinde yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Zıplama tuşu space bar. Eğilme tuşu C. İkinci tuşa buraya C'yi koymanız lazım. Ama burada bunu yapamama sebebimiz olabilir. Daha önce bu mantığı kurup uygulayamamış olabilirsiniz. Bunun bir taktiği var. Mesela sol tık yapıp da C'ye basarsanız olmaz, kabul etmiyor. O iki tuşa aynı anda basmanız lazım. Sol ve sağ klik aynı anda bastıktan sonra C'ye basarsanız bunu görüyor. Ama bunun bir sıkıntısı var arkadaşlar. Onu da belirteyim. Bir dursan Alperen. Şimdi arkadaşlar X'i aynı anda basınca şu oluyor. Bakın. Atladıktan sonra çömeliyor. Aa, atlamadı mı? Çömelmiyor. Bir dakika. Öyle yapması lazımdı. Yapmadı. Aa. O tarz durumlar oluşabiliyordu. Aa, ben de bazen çömelik kalıyor. O tarz durumlarda. Neyse, ona bir bakın. Çünkü bazı durumlar dediğim gibi zıpladıktan sonra aşağıda çömelik vaziyette kalıyor, takılıyor. Ben de öyle olmuştu yani. Yani yine de yanlış bilgilendirmek istemiyorum. Yanlış bilgilendirme olmasın. Bir oyun içinden siz yapın. Space bar ve dediğim gibi aynı anda basarak. Sol ve sağ kliği aynı anda basarak oluyor. Daha az önce başıma gelmişti bu olay ama videodayız ya. Videonun bir tabii şanssız olması lazım. İlla beni bir zor duruma düşürmesi lazım. Olmadı. Ama bu tarz sıkıntılar olabiliyor. Bunun uyarısını yapayım şimdiden.
Ben bunun yerine mouse'umun tuş özelliklerinden biri olan Spacebar ve C, yani bu kombinasyonu mouse'a direkt işledim. Farklı bir tuşla yapıyorum. Ne olur ne olmaz diye normal zıplamayı değiştirmek istemedim. Çünkü dediğim gibi bu tarz sıkıntı birkaç defa başıma geldi. Zıplayıp çömelip kalabiliyorsunuz. Siz oyun içinden yapın mouse'unuzun böyle bir özelliği. Yoksa ha, bu makro babında yapmadım. İki tuşu tek bir tuşa atadım. Aynı şekilde burada yaptığımız gibi. Onu da belirteyim. Yani makro olarak nasıl yapılıyor bilmiyorum. Aradaki milisaniye nasıl ayarlarsınız onunla ilgili bir bilgim yok. X'ini aynı şekilde bir tuşa atadım. Siz de bu şekilde istiyorsanız mouse'unuzun özelliğini kullanabilirsiniz. Ya da klavyenizde ekstra tuşunuz varsa kullanabilirsiniz. Ya da farklı bir tuşa da kullanabilirsiniz. Örnek veriyorum. X. Tabii X oyunda kullanılan bir tuş da. Hep genel olarak X örneği verilir ya. Böyle yapabilirsiniz. Ama yoksa düz bir mouse ve düz bir klavye kullanıyorsanız bu özelliği kullanabilirsiniz. Ama ben yine de uyarısını yapayım. Bazen çömelik vaziyette kalabiliyor. Bunu göstermek istedim. Alperen bir dur bakalım safe güzel bir yerde. Şimdi arkadaşlar şu kulübeye doğru bir gideyim. Toros'umuz varmış şurada da. Oyun sesini açalım. Elimde sniper yok. Video için sniper aramak istemedim. Çünkü söz verdiğimiz için videoyu çok hızlı bir şekilde koyup sizlerin yani sizlere yardım için sunmak istiyorum. Öyle söyleyeyim. Konuşamadım. Kusura bakmayın. O yanında sok olmadı da idare edin. Evet arkadaşlar, şimdi de sıfırlama mesafesi için tekrar karşınızdayız. Öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum. Haritadaki büyük bir kare, yani şu sarı kalın sarı kareler 100 metre, 1000 metreye tekabül ediyor. 1000 metrelik bir mesafeyi gösteriyor bize. Arasındaki küçük karelerde her biri 100 metre şeklinde 10 tane kare var zaten. Öncelikli olarak bilmemiz gereken en başlık şey bu. Her kare 100 metre. İkinci olarak sıfırlama mesafesi nedir? Skopumuzu açtık. Altta sıfırlama mesafesi 100 yapıyor. Yani diyor ki 100 metreye kadar bu eğim stabil çalışır. 100 metreden sonra etkisini yitirir. Her silahın kendi sıfırlama mesafesi var. Mesela bakalım Ar'ın kaçmış? Yani M16 A4'ün 500 metre sıfırlama mesafesi varmış. Yani 500'den fazla sıfırlayamıyoruz. 500'e kadar etkili atış yapıyor. 500 metreye kadar etkili atış yapıyor demektir bu. Şimdi ben 100 metre ayarladım. 100 metrede mesela eğim bir kafasına koyarsam adamın tam olarak HS atıyorum. Ama iş 200 metreye çıktığı zaman mesela bir önce oynadığımız oyunda şey yoktu. Sıfırlama mesafesi yoktu ama bullet drop vardı yani. Mermiler mesafe arttıkça yer çekimi etkisine uğrayıp düşme yapıyor arkadaşlar. Eğik atış olarak gidiyor. Yani kafasına atıyorsunuz ama boynuna çarpıyor diyebiliriz. Bu arada şöyle ufaktan bir seyfe geçelim. Şeylere geçelim. Anlatırken. Yani mesafe arttıkça sizin ya eğiminizi birazcık yukarı kaldırmanız lazım ya da sıfırlama mesafesini hesaplayıp ayarlamanız lazım. Bunun da bu oyundaki en güzel yanı bu. Oyun size sıfırlama mesafesi, her silaha göre sıfırlama mesafesi, skop mesafesi veriyor. Ve siz bunları ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi şuradan tekrar göstereceğim. Şu ev gayet güzel bu konu için. Şimdi örnek verin, bu evdeyiz arkadaşlar. Bakıyoruz. Bakın. Bu evin dibindeyiz desek. Burası bir 20 metre vardır da. Olsun. Şuradan farz edelim. 100, 200. Tam 200 metre bu ev. Yani şu köşeden baktım ev 200 metre arkadaşlar. 100 metrede HS atarsanız bu HS'niz kafasına gitmez. Patch up ve patch down tuşlarından sıfırlama mesafesini ayarlıyoruz. Patch up'la 200'e ayarladım. Shift ile nefesimi tuttum. Eğimi adamın kafasına koydum. Vurdum ve headshot. Bu kadar. Adam 300'e mi çıktı? 300'e ayarladım. Sıktım headshot. Yani şu var. Sıfırlama mesafesi kullanmak istemiyorsunuz. Dediğim gibi ben de çok lazım olmadığı gibi kullanmıyorum. Kendim göz kararı o şeye alışmak istiyorum. Mesela örnek veriyorum. Şurada adam arabada oturuyor. Sıfırlama mesafesi kullanmıyorsunuz. Eğimi adamın üstüne kaldırıyorsunuz. Bu 8x her mesafede 100 metre diye biliyorum ama bunlar birazcık karışık. Çok girmek istemem o mevzulara. Nefesiniz biterse bu arada eğiminiz tekrardan dağılmaya başlar. Ona da dikkat edin. Adam mesela burada oturuyor. Eğimi kaldırdınız, sıktınız ve siz ayarlıyorsunuz. Ama örnek veriyorum bu 500 metrede ise bu toros. Sıfırlama mesafesi 500 ise adamın kafasına koyuyorsunuz eğimi. 8x scope sizin için 500 metreye obalık drop'u hesaplayıp bir şekilde ayarlıyor
ve siz direkt eğimi adamın kafasına koyup atıyorsunuz. 100 metre ayarlarsanız adamın kafasına çıkartmanız gerekiyor. Sıfırlama mesafesi bu şekilde. Her silahın kendi sıfırlama mesafesi var. Sniper'lardan örnek vermem gerekirse, şöyle bir oyun sesini kapatayım. Sniper'lardan örnek vermem gerekirse, Kar98'in sıfırlama mesafesi 600 metre, M24'ün 800 metre, AWM'nin sıfırlama mesafesi 1000 metre. Yani mesela en basit 3 sniper arasındaki fark bu. Yani en uzun menzile, en stabil menzile sahip silah diyebileceğimiz AWM oluyor bu konuda. Zaten onların mermi çıkış hızları da daha farklı. Onları da araştırabilirsiniz. Bu videoda vermek istediğim iki temel anlatmak istediğim konu bunlardı. Dediğim gibi iki ana temel buydu. Birkaç tane daha konu var. Kısa hemen özet geçeceğimiz, sonra videoyu sonlandıracağım. Bunlardan biri arkadaşlar oyunda win rating ve kill rating dediğimiz olaylar var. Yani sıralama kasan arkadaşlar var. İşte EU birincisi olmak istiyorum, İşte yok NA birincisi olmak istiyorum diyorsanız, yani bu oyunda sıralamamda kendimi göstermek istiyorum diyorsanız, onun için farklı olaylar mevcut. Yani kimi arkadaş mesela çok adam öldürüp kill rating sıralamasında birinciliğe kasarken, kimi arkadaş da daha sakin oynayıp win rating sıralaması kasmaya çalışıyor. Win rating ile ilgili verebileceğim tavsiye şu: mümkün mertebe ya uzun uçma taktiğini kullanıp, uzun uçma taktiği, ben de çok uzun uçabilen bir insan değilim. Onu bizim Alp Baba'yı yapar. Yani uzun uçma taktikleri var. Paraşütü havada erken açıyorsunuz, çok daha uzun süzülüyorsunuz. Onları da başka bir videoda gösteririz inşallah. Ama onun yerine şey de yapabilirsiniz. Araba spamlarının sabit çıktığı yerler. Mesela işte şu depoda garaj var. Oynadıkça gelişiyor tabii ki bunlar. İşte şu hemen Rozon dibindeki garajda bir araba mevcut. Şurada bir araba mevcut. Köprü başlarında araba var. Örnek veriyorum. Şurada bir garaj mevcut, araba var. Şurada bir garaj mevcut, araba var. Bu güzergahta bol miktarda araba çıkar. Şu köprü başında bol miktarda araba çıkar. Bakıyorum şöyle. Aklıma gelen başka nereler var? Şu yol üstünde de çok var da buralar birazcık karışık, riskli olabilir. Aynı şekilde şu civarda Milta Power civarında çok araba çıkar. Bunları göstereyim. Bu arada gazla kalmışız. Neden söylemedin Alperen? Araba. Araba burada mı? Sen sürsene. Sen sür. Sen sür. Yani arabaya binip, örnek veriyorum, uçak şu şekilde geçti. Şöyle. Yani Primorski'den başladı, Milta Power'dan çıktı. Otomatikman ne oluyor? George Bull, Zarki, Severny tarafları safe kalıyor. Yani siz bu civardan en hızlı şekilde araba bulup bu taraflara safe'e gidip çok safe bir loot yapıp, hatta gerekirse ilk gazın içinde bir tane ağrı kesiciyle bile durabiliyorsunuz. Yani bunları ben kasmak isteyen arkadaşlara daha safe oynamaları için anlatıyorum. Pusu gaming çok tavsiye etmiyorum zaten. Yani oyunun zevki savaşmakta, ama tabii ki win almak da oyunun amacı. Ve win rating de, yani sıralama, asıl sıralamada win puanı çok önemli. Oyunun baştan erken öldüğün zaman çok ciddi puanlar düşebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden de yani ilk safe'in bitimine kadar bir ölmemeniz lazım, çok ciddi sıralama düşmemeniz için. Onu baştan belirteyim. Bu arada hemen hemen oyunu da bitireceğiz herhalde. 26 kişi kalmış biz bir şeyler anlatırken. Bakalım girdiğimiz yerde insanlar çıkacak mı bizi karşılayan. Bir de kill rating var arkadaşlar. Kill rating'de de şöyle bir şey var. Bu arada eklentilerimiz var. Onlarla ilgili kısa hemen bir şeyler anlatacağım. Kill rating'de kapıyı kapatsan arkadaşım. Canım ciğerim benim. Cikokucum. Kill rating'de de şu var. Kill rating'de de düşmeniz gereken yerler arkadaşlar, genelde okul, işte military base, bunlar olabilir. Köprü pusu atabilirsiniz. Yani çok fazla kill kovalamanız lazım. Her maç 5-10 kill alıp kill rating'e girmeniz lazım, ama çok ciddi rakipleriniz olacaktır kill rating'de. Ortalama maç başına 16 kill ortalaması olan insanlar var. Dikkatli olun. Yani bol miktar kill almanız lazım. Orada da sıralama biraz etki yapıyor. Yani kaçıncı sıralamada kaç kill aldığınız da sanırım önemli. Onu tam win, yani kill rating'in tam detayını bilmiyorum. Ama normal toplam rating'i kasabilmek için en önemli olay win. Ve win için de küçük birkaç tavsiye verdim. Çok fight'lardan uzak durun ilk başlarda. Arada kalabileceğiniz durumlarda savaşmayın. Yani önünüzü ve arkanızı çok açık bir alandaysa, cover'ınız çok iyi değilse, adamı gördüm ineyim şu an sıkayım bir tane bir şey olmaz demeyin. Biliyorsunuz bu oyunda çok uzun mesafelerden çok uzun atışlar yapılabiliyor. 8x kara olan bir adam
Sizin hiç göremeyeceğiniz, tahmin edemeyeceğiniz bir yerden size sıkar ve o 20 dakika oyununuz hiç olur. Hem hiç olmasıyla beraber sıralamanız da biraz kötü duruma düşer. Başka aklıma gelen şimdilik eklentilerle ilgili bir şeyler söylemek istiyordum ama eklentileri başka bir videoda tekrar anlatmak istiyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoların devamını istiyorsanız lütfen yorum olarak belirtin. Yorumları okuyorum çünkü. Yorumları okuyorum. Ve aynı zamanda bir ricam var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Öyle de gaz alma abi, Ali gibi mana, bak kafan artık kalmıyor, beyin yağ bağlar yaman. Ha. Bu benim olayım Yiman, bu benim olayım, bu benim olayım, ah bu benim olayım.